Biraz toparladı. Bu konulardan başlayalım. Şimdi Borsa İstanbul'a baktığımızda Enver Bey, öncelikle hoş geldiniz. Biraz toparlama hareketi burada da var. 82.241'den şu an işlemler devam ediyor. Buradaki beklentiler nedir? Tabii şimdi Murat Bey, Borsa İstanbul'a baktığımızda dün yurt dışı etkisiyle düşen bir Borsa İstanbul vardı. Bugün ise içerideki hikayelerin yeniden aktif olduğunu görüyoruz ve buna dair beklentilerle şu anda bir toparlanma çabası içerisindeyiz. Yunanistan bir dış yok tabii ki. Aynı zamanda tabii çevre ülkelere olan etkisi ve yurt dışı borsalara olan etkisinden dolayı bu Borsa İstanbul'da bir satış sebebi olarak şu anda kullanılmış görüntüsü var. İçeride ise tabii ki belli başlı, aslında her ne kadar Suriye sınırına yakın bölgede jeopolitik riskler yeniden aktif olsa da biraz daha siyasete ilişkin beklentilerin şu anda fiyatlanmakta olduğunu görüyoruz. Bugün meclis başkanlığı seçimleri var. İlk iki tur bugün gerçekleşecek ve ilk iki turda seçilebilmek için 367 oy gerekiyor. Eğer ki meclis başkanlığı seçimleri bugün sonuçlanırsa, yani ilk iki turda bir aday gerekli sayıyı elde ederse, bu bir anlamda koalisyon hükümetinde hızlı bir şekilde kurulabileceği algısını piyasalara getirebilir ve bunun Borsa İstanbul'a etkisinde pozitif yönde olmasını bekleyebiliriz. Ancak tabii ki dışsal riskler de bir yandan göz ucuyla da olsa izlenmeye devam edecektir. Bugün bir dış ticaret açığı verisi aldık. Genel itibariyle piyasa beklentilerine yakın olsa da içerik olarak olumsuz bir veri olduğunu görüyoruz. Yani bir anlamda içerideki makro verilerdeki sıkıntının devam ettiğini gösteren bir durum ortaya çıkarmış durumda. Mevcut durum içerisinde biraz daha pozitif bir yönde bir eğilim bugün söz konusu olabilir. Yukarıda en önemli direnç seviyesi şu anda 83.000-83.500 bölgesi olarak görünüyor. Mevcut durum içerisinde eğer ki 81.000 seviyesi aşağı kırılmazsa, bu seviyelere doğru bir toparlanma biraz da içerideki haber akışıyla beraber elde etmek muhtemel olur. Genel itibariyle baktığımızda dolar TL'deki o tansiyonun biraz daha hafiflemiş olduğunu, 2.70 aşağısına gerilemiş bir kur olduğunu görürüz. Yani bir yandan kurdaki hareketi izlemeye devam edeceğiz. 2.70 aşağısında kurun kalması borsa için olumlu olur. Şu anki durum içerisinde de eğer ki riskler aktive olursa aşağıda en önemli destek seviyemizde 80.000 olarak görünüyor. Peki 2.70'in altında kalması olumlu olur dedik. 2.70'in altında kalmasını bekliyor muyuz? Oradaki tahminler nedir? Tabii şimdi baktığımızda içerideki siyasi gündem bir anlamda bunun belirleyicisi olacak. Bu hafta Amerika'dan önemli veriler, açıklamalar var. Perşembe günü gelecek önemli bir istihdam verisi var. İçeride biz cuma günü enflasyon verilerini izleyeceğiz. Ancak bir anlamda baktığımızda meclis başkanlığı seçimlerinin ilk iki tur içerisinde sonuçlanması koalisyon hükümetine ilişkin olumlu beklentiler beraberinde getirecektir. Bu bir anlamda piyasada kısa vadede rahatlamaya neden olabilir ve biz bu süre içerisinde kurda da 2.70 seviyesi kalıcı bir şekilde yukarı yönlü kırılmazsa, 2.72-2.65 dalgalanma bandı içerisinde hareketlenmeler olmasını bekleyebiliriz. Ancak tabii ki 2.70 üzerine doğru bir seyir ortaya çıkarsa, içerideki riskler aktive olursa veya küresel bazda dolar hareketine yönelik yukarı yönlü hareketler görürsek, 2.70 üzerindeki hareket dolar TL'nin yukarı yönlü volatilitesini de arttıracak bir etmen olarak karşımıza çıkıyor. Evet, ALB Forex analisti Enver Erkan, çok teşekkürler yorumlarınız için. Evet, içerideki koalisyon tartışmaları, bir yandan da tabii meclis başkanlığı seçimi süreci izleniyor. Yurt dışında da Yunanistan meselesine şuna dikkat etmek lazım.